Merhabalar sayın takipçilerim, Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de akşam anne pişireceğim diyenler için gelsin bu tarif. Hemen 5 dakikada hemen bu yemeği yapabilirsiniz. Şöyle bir baş soğanımı, küçük boy bir baş soğanımı tencereme doğradım. Soğanlarımı biraz 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte biraz soteledikten sonra bir tane sivri biber doğradım içerisine. Şöyle hepsini biraz soteledikten sonra şöyle 2 diş sarımsağım var. 2 diş sarımsağımı da doğrayacağım. Şöyle doğrayarak kullanıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı. Hepsini iyice soteleyeceğim. Şöyle 2 adet havucumu şöyle verev olacak şekilde doğradım. Havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımı da birlikte biraz soteleyeceğim. Kavrulan soğan, havuç ve biberler sarımsakların üzerine şöyle tavuk paketlerimi bırakıyorum. İsterseniz miktarını çoğaltabilirsiniz. Çok fazla kalabalık olmadığınız için bize yeterlidir. Şöyle biraz da bunları soteleyelim. Şöyle bir nevi mühürlemek yiyelim. Ben bagetlerimin derilerini çıkardım. Dilerseniz çıkartmayabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığına yakın salça ilavesi yapıyorum. Salçamın da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Tavuklarımızı biraz mühürledikten sonra salçamızı ilave edelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber ilavesi yapalım. Burada bir kase bezelyem var. Bezelyemi ilave ediyorum. Birazdan derin dondurucuya koymuştum. Burada 2 adet orta boy patatesim var. Patateslerimi ilave ediyorum. Hepsini şöyle karıştıracağım. Bu tarif akşamını pişireceğim diyenlere gelsin. Ve tuz ilavesini yapıyorum. Şöyle çok az karabiber. Şimdi karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Bu şekilde yemeğimizi karıştıralım. Direkt suyunu verirsek birbirlerini pişirmez. Bu şekilde daha lezzetli olur arkadaşlar. Bütün sebzeler birbirine yedirelim, böyle karıştıralım. Şimdi suyunu veriyorum. Şöyle sulu tencere yemeği yapıyoruz. Suyunu daha az isterseniz miktarını azaltabilirsiniz. Tabii pişeceği için biraz da koyulacaktır. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altına orta ateş alıyorum. Yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişirken burada da yemeğim pişiyor. Gayet güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimin yanına şöyle güzel bir tane tane bulgur pilavı yapacağım. Tereyağlı sade bulgur pilavı. Bu şekilde yaparsanız pilavınız tane tane olur. Çok harika olur. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilavesi yaptım. Şöyle çeyrek çay bardağı da sıvı yağ, zeytinyağı, hangisini tercih ederseniz. Şöyle yağımın erimesini bekliyorum. Burada 2 su bardağı bulgurumu yıkadım. Şöyle kenara bırakıyorum. Yağ eriyene kadar bekleyelim. Yağımız eridi ama biraz rengi pembeye dönene kadar yağımızı kavuralım. Pilavımıza güzel lezzet verecektir. Sade bulgur pilavı yapıyoruz yemeğimizin yanına.
Böyle tereyağım kızarmaya başladı. Şöyle hemen bulgurumu ilave ediyorum. Böyle bulgurumu biraz kavurmak istiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave ediyorum. Böyle biraz kavurduktan sonra suyunu ilave edeceğim. 2 su bardağı bulgura ne kadar su ilave ettiğimi söyleyeceğim size. Şöyle 2 su bardağı bulgurumuza 3 su bardağı su ilavesi yaptım. Şöyle karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pilavımı yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tane tane bulgur pilavım pişti, çok güzel oldu. Şöyle sizlere kıvamını göstereyim. Bu şekilde pilavınızı tam ölçü yapın. Harika bir pilavınız olsun. Şöyle yanında da pişirmiş olduğum yemeğim. Bu da nefis bir şekilde. Akşama ne pişireceğim diyorsanız sizlere güzel bir tarif yapıp yiyeceklere, deneyeceklere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın.